Herkese merhaba. SimCity. Güzel oyun. Hoş oyun dedim. İndirdim. Şimdi oynuyoruz. Çok güzel oyun. Bayıldım SimCity. Çok severim. Az önce oynadım biraz. Resume game diyemeyiz. Çünkü daha dünyamız yok. Az önce oynadım, dünyayı sildim. Şimdi ben burada açmak istemiyorum. Daha çok nerede açmak istiyorum arkadaşlar? Ben geçenlerde burada açmıştım. Ama bu sefer sanırım burada açacağım. Çünkü hani gerçi buranın da özelliklerine bakmamız lazım değil mi? Nasıl bakıyorduk canım? Neyse, hiç hatırlamıyorum. Bakayım şuna next deyince bakıyoruz herhalde değil mi? Yok, alakası yok. Şu şöyle bir yer... Kusura bakmayın. Seçmek istemiyorum zaten. Bu biraz düzlük olsun. Çok dağlık ya bazı yerler. Neyse, tamam. Ben nereyi seçeceğimi buldum. Sanırım ben şurayı seçiyorum. Ormanlık. Next diyelim. Name region. Yani isim bölgesi zaten region olduğu için game region diyelim. Next diyelim. Nereye şey yapalım? Burada bir sürü şey var. Yerleşme yeri var. Rüzgar da var. Tamam, şura yok. Çok güzel bir yer olsun ya. Şu çok kötü. Yok. Çok daha iyi. Burası güzele benziyor. Hem deniz kıyısı. Claim diyelim buraya. Ve arkadaşlar play diyelim artık. 50.000 ile başlıyoruz. Sıfır nüfus. Tamam, onu okumayacağım. Çok lanet bir yer seçmişiz. Wessex Bend adlı yere gidiyoruz. Hadi başlayalım. Evet, şehrimize hoş geldik. Şimdi burada eğitim falan veriyor. Okay. Thank you very much falan dedi. Ay, anladık, tamam. Evet. Şimdi. Şehrimiz. Burası arkadaşlar. Okay, okay. Tamam ya. Tamam, sen de ne eğitim verdin? Şimdi şehrimize ilk başta nasıl başlayacağız? Yol ile başlayacağız. Şu en küçük yoldan başlayacağım. Neden? Bu çift yön değil mi? Evet, çift yön. Harika. Bununla başlayalım. Hemen şöyle çekelim. Şimdi nasıl bir giriş yapsak? Girişimiz görkemli olmalı. Enerji yok falan. Tamam, biliyoruz, biliyoruz. Girişimiz görkemli olmalı ama ondan önce çok para harcamak istemiyorum. Şuradan ben direkt biraz yerleşimlere başlayacağım. Arkadaşlar, size bir taktik vermek istiyorum. Buraları böyle bölerseniz eğer, hani çok daha fazla ev oluyor ve bu evler size para getiriyor tabii ki de. Şimdi hemen evimizi şuraya dikelim. Evet, bayağı diktik. Bu arada SimCity'de çalışan bazı kişiler çıkmış ve kendilerini çok daha yeni şeyler yapmış. Şimdi burada konutlaşma başlayacak ama bizim bir de enerji kaynağımız olmalı. Onun dışında şuradan bir yol çizmek istiyorum. Rüzgar enerjisi koyalım direkt. Rüzgar, tamam, güzel. Şuraya koyarsak olur. Enerji ulaştır abi ya. Su sıkıntısı da çekiyorlar. Suyu şöyle bol olan bir yere. Oo, buraların suyu çok iyi. Çünkü bura deniz sanırım. Yo, deniz şuradaymış. İyi, enerji tamam. Enerji tamam da su olayı biraz şey oldu ya. Şuraya yapmamız lazım. Oraya da yol çizmemiz lazım. O yüzden para gidecek boşuna. Para israfı şu an.
Oo, çok para gitti ya. Neyse. Neyse, sıkıntı yapmayalım. Bayağı su olan bir yere de şey yaptık. Bu da su yetiştirir. Güzel. Tamam, artık sıkıntısı yok herhalde. Son olarak bir de çöp şeyi falan çekiyorlar da, belediye binasına daha var ya bir destur. Ya tamam, hadi belediye binası da yapalım. Dik şuraya. Alışveriş merkezi isteyenler var. Şuraya diktik. Herkes mutlu oldu tabii ki de. Evet, şehrimize şöyle yavaştan başladık. 252 kişiyiz. Yaşıyor. Şehrimizin adını tabii ki de Game Ranger koyacağız. O bilmem ne koymak istemiyorum. Game Ranger. Bu seri olacak arkadaşlar. Asıl serimiz, asıl öncelikli serim bu olacak. Sonra eğer isterseniz, yoğun istek gelirse Sims 4 çekeceğim arkadaşlar. Bu arada abone olan herkese yeniden çok teşekkür ederim. Takipte kalın. Abone olmaya devam edin. Umarım sizi eğlendirebiliyorumdur. Diyecek başka bir şey yok. Videoya tabii ki de son vermiyorum. Şu an yol yapıyoruz. Evleşeceğiz. Şuraya yamuk mu oldu? Yok, tamam. Evet, buraları da ev yapacağım. Tabii aynı şey şuralar için de geçerli. Güzel. Para bitiyor ama en azından zaman ne kadar hızlı hiçbir fikrim yok. İki şey hızında şu an. Evet, şimdi azıcık şehrimizin bir değerlerine bakalım. Nereden bakıyorduk? Bu arada arkadaşlar, şehrimiz arada bir hortum çıkacak. Zombi salgını, zombi baskını falan olacak. Uzaylılar baskın edecek. Öyle şeyler olacak arkadaşlar. Şimdi bu bebeler istiyor. Çöpçü çöpçü. Tamam, yapacağız çöpçümüzü. Ama onu iyice uzağa yapmak istiyorum. Çöpçü çünkü insana çok mutsuz ediyor. Ama siz de ne boşalmışsınız be. Kusura bakmayın. Tamam, şimdi azıcık ticaretse bir giriş. Şimdilik ticarete gerek yok. Şehir zaten büyük, düzlük. Her yere ev yapabileceğiz. Ve sadece bu şehirde kasılmayacağım arkadaşlar. Yani sadece bu şehri yönetmeyeceğim. Biz bir kıta gibi bir şey aldık. Bir ada gibi, kıta gibi bir yer aldık. O kıtada bir sürü yer seçebiliyoruz. Kimisi maden bakımından zengin, kimisi rüzgar bakımından zengin. Her yere yerleşeceğiz arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim dedim. Güzel. Konutlarımız artıyor. Şimdi şöyle bir şehrin nereden kaybediyoruz, nereden kazanıyoruz bakalım. Şimdi vergiyi arttırabilirim. Ne yapalım? Vergiyi bir %11 yapalım ha. Vergi önemli çünkü para bakımından şu an çok fakiriz. Hile kullanmayacağım. Hayır, hile kullanmak istemiyor canım. Ama Sims 4 çekersem eğer, yani eğer isterseniz bir müddetten sonra Sims 4'e hile gerekiyor. Arkadaşlar, buraya yapamıyoruz. O zaman ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hani burası sulak, su yerine yakın ya. Ben buraya ya da ticaret dikersem burası çok rahatsız olur ya. Ay, sanayi. Buralara ben bir ticaret dikeyim abi. İki tane ticaret bölgemiz de olsun, ticaretten de kazanalım. Nelerden kaybediyoruz bir ona bakalım arkadaşlar. Sudan, güçten, yani enerjiden, evlerden, yani belediye binasından, bir de çöpten kaybediyoruz. Onun dışında evlerden bayağı para alıyoruz. Ama şu an daha ticaretten para kazanmaya başlamadık. Başlayınca çok güzel olacak. Bu arada nüfusumuz arttı. 486 oldu. Bayağı iyi gidiyoruz. Hala hastayım. Hala öksürük geçmedi. Şimdi oyunu korsan olarak indirdim bu arada. Bu oyuna para vermek istemedim. Küçük bir oyun çünkü. Ama çok zevkli bir oyun olduğu için korsan indirme kararını aldım. Sims 4 de korsan. Ben çoğu oyunu korsan oynuyorum. Fakirlik. Her neyse. Yani orijinal değil. Aa.
Ama burada yamuk olursa olmaz ki ya. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Aniden gece oldu değil mi? Zamanı biraz hızlandıralım yani, çok daha hızlı olsun. Sanayileşmemiz lazım artık. Bu arada bazı insanların mutlu olması için şu bazı parklar yapma kararı aldım. Park diyelim. Parkların çok büyük bir ücreti yok öyle. Şuraya koyarsak şuradakiler çok mutlu olacaktır. Mutluluk benim için çok önemli. Burada görevler var arkadaşlar. Okey diyelim. Burada şey diyor işte, bunlara bak falan filan diyor. Tamam. Burada kaybettiklerimiz, burada kazandıklarımız var. Tamam, ben anladım. Keşke okey demeseydim. İşte bunları geçmek zorunda kalacağız. Bu arada arkadaşlar Facebook üzerinden birkaç soru alıyorum. Bazı arkadaşlar Minecraft Exit'in devamının gelmesini istiyor. Tamam, gelecek. Şimdi bakalım bu adam ne diyor. Tamam. Bu arada nereden indirdiğimi de anlamışsınızdır artık. Tamam. This is great Tom, but I need a place to work diyor. Diyor ki sanayileş. Seni mi kıracağım ya amca? Şimdi hızlanırım. Çok alma, çok alma, çok alma, çok alma. Güzel. Şu yolları yapalım. Şimdi bayağı bir buralara da konut dikeceğiz. Güzel oldu da şu enerji olayı kötü oldu ya. İyi, para para gelsin. Paracık güzeldir. Şimdi ya da ondan önce şöyle bir şey daha mı yapsak ki? Alsak şu yolu yine şuraya kadar çeksek mi? Gerek var mı ki? Neyse, hadi yaptık artık. Şimdi zaten para kazanmamız çok artacak. Bayağı konut yapacağız. Buralar hep konut olacak. Böyle hemen hızlıca yapayım. Evet, bu arada ben bir şey keşfettim. Siz sıkılırsınız diye ben videoları durduruyorum, biliyorsunuz. F4'e basarak durduruyorum ben videoları. Bu oyunda F4'e bastığımızda böyle bir şey çıkıyor. Mutluluk seviyesi çıkıyor arkadaşlar. Evet, şimdi bayağı artık paralar artacak. Burası ticaret. Çok az ticaret var. Ancak çok fazla konut var ki konutlardan para önemli. Gördüğünüz gibi ticaretten 396 kazanıyoruz. Evlerden ise 1925 kazanıyoruz. Tamam. Birazdan çöp yeri yapalım. Hatta şimdi bir çöp santrali yapalım. Bazı insanlar mutlu olacaktır. Yani bir çöpçü sistemimiz olsun, neyse. Şimdi artık buralara ticaret yapacağım. Şehir daha çok büyük. Buralara yerleşeceğiz hep. Buralara bir şeyler yapacağız. Zamanla bazı şeyler yaptıkça paramız artacak, bunu biliyorsunuzdur. Oyun sonuçta. Hile kullanmaya gerek duymayacağım. Çünkü ben oyunda hile kullanmadan 300 bin, hatta 1 milyona bile ulaşmıştım. Daha önceden oynamıştım. Bu arada yeni çıkan SimCity'ye benzeyen oyunun bir incelemesi gelecek arkadaşlar çok yakın zamanda. O da güzel bir oyun. Onu da şu an oynuyorum hatta, biraz geliş... Aa, yol yamuk oldu. Şu yolları keselim. Tamam şimdi. Düz bir yol yapmak istiyorum. Sonra da o yolları birleştirmek istiyorum. Evet. Buralar full ticaret olacak artık biraz.
Ticarete de bir girelim. Ticari işler bunlar. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey diyeyim. Zamanla şu belediye binasını da geliştireceğiz. Mesela şuna bastığımızda zamanla geliştirme seçenekleri çıkacak da mutsuzum diyenler var ya. Neden mutsuzsunuz? Ticaretin mutsuzluğu düşüyor. Yani mutluluğu düşüyor. Ama şeyin yani şimdi hepsi artıyor. Tamam. Güzel. İkisi artışa geçti. Bir de biraz uykum var. Gözlerim sanki kapanacak gibi oluyor olabilir. Dershaneden yeni geldim. Sanayi eksikliği çekiyor şehir şu an. Biliyorsunuz sanayisi az olan şehir pek gelişmiş bir şehir sayılmaz. Bunu zaten sosyal dersinde görmüşsünüzdür. O yüzden biz yavaş yavaş bir sanayileşsek mi? Şimdi ticaretten ve evlerden şu seviyeye kadar ne kadar kazandığımıza bağlı. Bakalım hemen. Şu an kazancımız gayet iyi. Vergileri %10 yapalım ki şehir halkı biraz mutsuz olsun. Arkadaşlar 3580 kazanırken 490 kaybediyoruz. Yani kısacası 3620'den 490'ı çıkarmamız lazım ki kazancımızı bulalım. Bu arada evet bir vapur geçiyor bu ayrıntıya. İlk defa karşılaşıyorum bu ayrıntıyla. Şimdi hazır şurada bir enerji yeri var hani şurada bir çöpçü yeri var. Diyorum ki bir artık bir sanayi şuralar. Şöyle biraz sanayileşsek mi? Şöyle bir sanayimizi geliştirelim. Şehirdeki televizyonlardaki haberler. Şehrimizin adı neydi? Game Region şehri sanayileşiyor. Yeni kurulan şehir sanayileşmeye başladı. Son dakika. Sanayisi her ne kadar düşük olsa da az çok bir sanayi yapıyor. Ticareti ve konut sevkinliği gelişmiş olan şehirde sanayi de başladı. Günün manşeti. Evet. Günün manşeti. Güzel. Güzel. Bazıları mutlu, bazıları mutsuz. Sanayiden de azıcık bir para götürüyoruz değil mi? Evet. 160. 320 oldu hatta. Ancak artık bir kaybettiklerimiz artacak arkadaşlar. Çöp yok hiç. Yani çöpçü yok. Ve birkaç güne, oyunda birkaç güne kalmaz sağlık problemleri çıkmaya başlayacaktır. Bu bizim zararımıza çünkü eğer sağlıktan şikayet ederlerse hastane yapmak durumunda kalacağız. Ve hastanenin kaybı çok büyük olacak. Yani bir 4000 kaybetmeye falan başlayacağız. Gelirimiz artarken bir yandan düşecek ki fakirleşeceğiz. O yüzden şuralara bir konut dikiyorum ki konutu İyice bir güvence altına alayım diyeceğim de. Şimdi ondan önce kusura bakmayın. Ben bir çöpçü dikmek istiyorum abi. Şöyle. Şuraya. Çöpçülük olayına girişelim abi. Şimdi. Sonuçta çöpçülük olduğu için nereye dikebiliriz ki ya? Para gidecek baya. Şuraya da bir tane çöpçü arabası dikeyim. Hatta bir tane daha dikeyim de bu çöpçü arabaları çöp toplamaya gider. Ki bu bizim faydamıza. Şimdi
gördüğünüz üzere azaldı gelirimiz. Artık 4000 kazanıyoruz ki aslında biraz bayağı artmış. Ben vergi arttırıyorum ve senet ayı imzalayacağım artık. Senet ayı imzaladık. Evet, gördüğünüz üzere çöpçü arabaları çöpleri toplamaya gidiyor. Şehrimiz artık daha da düzenli, daha da temiz bir şehir olacak. Sağlık problemleri almaya başladık. Artık yavaş yavaş bir hastane yapın lan falan filan diyorlar. Çünkü baksanıza insanlar mutsuz artık. Yani bir hastane istiyorlar. Hastane lazım. Kesinlikle. Ve hastanenin ulaşımının güzel bir yerde olmasını istiyorum. Şehrin tam olarak ortaları şuralar. Yok, şurası falan ortası. O yüzden hastaneyi tam olarak ya yol yamuk oldu. Orayı yapacağım ki neyse ya, tamam burada kal. Allah Allah, seninle mi uğraşacağım? Bir hastane yapalım. Artık gelirimiz çok daha fazla azalacak ama hadi başlayalım. Gördüğünüz üzere yavaş yavaş para kaybetmeye başladık. Her ne kadar gelirimiz diğerlerine göre çok daha fazla artsa da arkadaşlar, saatte 7500 kazanacağız. Bir senet imzalamıştık. Şimdi yavaş yavaş hastaneye gelenler oluyor. Kötü bir şey bu. Hastane adaları yapmamız gerekecek. Bol bol. Bir de ambulans da lazım. Bildiğiniz üzere herhangi bir acil durum çıkarsa eğer, gitmeleri için. Gördüğünüz üzere para kalmadı. Yoğun bakım adaları falan tamam. Şimdilik ilk şeye göre hastanemiz gayet güzel oldu. Sanayimiz falan çok güzel de ticari yerler neden bu kadar üzgün? Şu mutluluk durumlarına bakarsak hepsi aslında artıyor. Özellikle en geride şu an endüstriyel happiness var, yani endüstri mutluluğu, ki bunlar çok az. Endüstri mutluluğu az. Yani şehrimizin nüfusu 4000'e ulaştı. Şehre gelen herkese teşekkürler diyeyim, ne diyeyim? Para gelmesini bekliyorum. Yol yapacağım. Daha yerleşmeye devam. İlk bölümden bu şehri bitireceğiz ha. Az kaldı, ben ikinci bölüm burayı bitiririm. Neyse, burası da yamuk oluversin canım. Ne olacak? Şuraya kadar gelsin. Güzel, şimdi böyle bir şey yaptık. Burasını biz New York'a dönüştürmeyebiliriz değil mi arkadaşlar? Bu arada güzel, şehrimiz yavaş yavaş büyüyor. Şuralara sanayileşeceğim. Gerçi hastanenin yanına olmaz ki şimdi sanayi. Konutlaşalım buralara, hep konut yapalım. Şuralara ticaret yapalım. Hastanenin oralar ticaret olsun. Gerçi olmaz o zaman ya. Şurayı bir kaldıralım abi. Gece de oldu şimdi. Şuralara konut dikme işlemlerine devam edelim. Buralara sanayi yapacağım. Sanayimizi azıcık geliştirmemiz lazım. Hepsinden ne kadar fazla olursa o kadar iyi. Ticaretimiz şu an ne kadar bir şeydeyiz. Şehrimiz bu kadar ise ticaretimiz şu an gayet iyi durumda. İyi, güzel. Tamam. Hoş oldu ya. Anam! Evi yanıyor. Artık bir itfaiye yap falan filan diyorsunuz değil mi? Allah! Aynı anda gecelerin
gecelerin kabusu, gece şeyi, artık bir itfaiye zamanı. Günlerin kurtarıcısı itfaiye geliyor. Fire station. Evet. Dolmuşlar abi, hemen dolmuş. Değil ki dolmuş abi. Bu da olur, tamam. Peki. Ama şimdi itfaiyeler, hadi sizde. Göreve çabuk. İki tane ev yandı ya. İtfaiye. Çok yangın oluyor bu hayatta. İtfaiye yaptık da. Ha tamam, güzel. Yol alın çabuk, yol açın. Yetiş. Ah, bir ev yıkıldı artık. Şurayı yıkmamız gerekecek. Onun yerine yine bir ticaret yuvası yaparız tabii ki de şunu. Daha sonra oraya çıkacaktır. Yıkıldı ya. Görüyor musunuz? Ticaret bölgemizden biri yandı gitti. Yandı kül oldu. Gördünüz mü? Şurası da gitti. Burayı da kaldıralım. Onun dışında evet, burada da kaldırılacak ticaret bölgeleri var. Onun dışında başka hiçbir şey kaldırmamıza gerek yok. Oralarda zaten yeniden oluşacaktır. İtfaiyemizi yaptık. Geriye kaldı bir tek polis yeri. Bir de hastane tabii ki de. Hastane yaptık, itfaiye yaptık, çöpçü yeri yaptık. Bir tek people'lara, hani insanlara yardım eden polis station, polis merkezi, polis ofis, işte ne denir, o kaldı. Evet, Sim City'den bugünlük bu kadar. İlk bölümümü izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve eğer benim kanalımdaki kanallar kısmına girerseniz, orada da önerdiğim kanallar da Play Area adlı bir kanal olacak. Orayı da ziyaret etmeyi unutmayın. Sonraki Sim City bölümlerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Oyunu inşallah sevmişsinizdir. Çok güzel bir şehir kuracağım. Bu kıtamızda çok güzel bir şehir kurmayı planlıyorum. Her neyse arkadaşlar, şimdilik hoşça kalın. Görüşmek üzere. Esen kalın. İyi oyunlar.